Manisa Medya Televizyonu ekranlarından herkese merhabalar. Bugün 20 Şubat 2019 Çarşamba. Saatler yine 17.30 gösterdiğinde Doktor Erdem Nalbant'ta Sağlık Rehberi programında karşınızdayız. Her çarşamba olduğu gibi. Yine bugün konunun uzmanı, konusunda en iyilerden bir konuğumla beraber sizlere bilgiler vereceğiz. Güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Konuğumun da çok vaktinden almamak adına hemen önce konuğumu tanıtayım. Uzman fizyoterapist Orhan Ersan Meşçigil. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Manisalılar özellikle de spor camiası aslında sizi çok yakından tanıyor. Onu biliyorum. Biraz sonra konu bahsedeceğiz zaten. Manisalılara veya bizi izleyenlere kendinizden biraz bahseder misiniz? Tabii. Öncelikle bu nazik davetinizden ötürü size çok teşekkür ediyorum. İsmim Orhan Ersan Meşçigil. Uzman fizyoterapist ve osteopat unvanlarıyla çalışıyorum. İlk ve ortaokul öğrenimimi İstanbul'da, ortaokul ve lise eğitimini Ankara'da tamamladım. Bu süreçte profesyonel olarak bir basketbol geçmişim oldu ve hocam, boydan belli zaten. Boy kaç? Ben orada sormuşum. Boy 1.97 civarında. Evet. O dönemde milli takım kadrolarına da gidip geldim. Evet. Ve takım fizyoterapistimizin yönlendirmesiyle sıkı da çalışarak Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon bölümüne kabul aldım. Sonrasında bu süreçte basketbola devam ettim. Maddi kazançlar bu dönemde kazanabildim. Mezun olduktan sonra da yine spor üzerinde yüksek lisansımı yaparak uzman fizyoterapist unvanını aldım. Sonrasında da 5 sene daha Alman menşeli bir enstitüde eğitim görerek osteopat unvanı aldım. Şimdi onu zaten soracağım. Şimdi seyircilerimizin birçoğunun bilmediği, hatta birçok hekimin bile bilmediğine emin olduğum işte uzman fizyoterapist, osteopat. Bu kavramları hani önce konulara girmeden, konuşacağımız konulara girmeden önce iyi anlatmak gerektiğini düşünüyorum. Ben bile çalıştığımız kurumda sizle karşılaşmadan önce osteopat nedir, uzman fizyoterapist nedir çok fazla bilmiyordum. Belki de genelciler olduğum için, ama birçok vatandaş da eğer işi düşmüyorsa bilmiyor olabilir. Hekim arkadaşlardan bile bilmiyor olabilir. Uzman fizyoterapist hangi aşamalardan geçerek olunur? Osteopat hani kimlere denir? Bu konuda önce bir aydınlatalım seyircilerimizi. Şimdi Türkiye'de tabii fizik tedavi olarak üniversitelerimiz mevcut. Tabii ki öğrenci seçme yerleştirme sınavıyla bu okullara giriş yapılabiliyor. Sonrasında bir tez aşamasından geçerek yüksek lisansla uzman fizyoterapist. Bu konu işte sporcu sağlığı olabilir, genel fizyoterapi olabilir ya da işte diğer branşlar, fizik tedavinin diğer branşları olabilir. Osteopati ise dünyada sadece fizik tedavi okullarını bitiren ve hekim, tıp fakültesini bitiren doktorlarımızın başvurabildiği ve 5 senelik sıkı bir eğitimden sonra yeni bir dal, yeni bir meslek sahibi olarak osteopat unvanı aldıkları bir yeni bir meslektir. Bu şekilde osteopatiyi biraz açarsak. Tabii sevinirim. Şimdi bazı klişe, yani internetten de insanların osteopati yazdığı zaman olanlardan bahsedeceğim. Sonra da kendimin yorumlarını katacağım. Çünkü bu konuda gerçekten bir tecrübe kazandık. Şimdi osteopati bütüncül bir yaklaşımdır. Yani sizin diyelim ki diziniz ağrıyorsa, sadece dize değil, acaba bunun ayak bileğinden de dize vuran bir ağrı olup olmadığını, yani bütüncül, vücudun tek bir bölgesini değil, onun alt ve üst bölgelerini ve onun yansıyan bölgelerine de bakarak bütüncül olarak hastayı tedavi eden kısımdır. Bunu hemen hemen internette bir anahtar kelime yazdığınız zaman bunlara ulaşabiliyorsunuz. Şimdi ben tecrübelerim açısından söylersek, mesela bir örnek vermek gerekirse, mesela elimize bir diken battı. Şimdi biz bu dikeni çıkartmadık. Tıbbın imkanlarıyla bunun oluşucu ağrıyı ve inflamasyonu ilaçlarla bastırdık. Hayatımıza da devam ettik. Fakat sonrasında bu diken hayat devam ettikçe daha derine bata bata burada daha büyük bir yaraya sebebiyet verebileceği, belki de sizin uzmanlığınıza giren artık böyle bir büyük bir yaraya olup... Evet, bir enflamasyon yaratacağı için orada... Evet, problem. Biz burada şunu düşünüyoruz. Yani burada bu yara niye var? Yaranın sebebi nedir? Biz bu dikeni nasıl çıkartabiliriz?
Zaten diken çıktıktan sonra da o yarı kendinden küçülecektir ve ortadan kaybolacaktır. Yani ben bu zihniyetle tedavi yapmaya çalışıyorum. Çok şükür de ciddi bir başarıya ulaşıyoruz. Kaç yıldır Manisa'dasınız Orhan Hocam? Yani öyle benim uzun zamandan beri burada olduğunuzu biliyorum. 2007 yılında sonlarına doğru, işte askerliğim bittikten sonra Manisa'ya biz taşındık. Ondan sonra da ben İstanbulluydum, eşim Manisalıydı. Şimdi ben eşimden daha Manisalı bir hale geldim. Evet. Genelde öyle oluyor zaten. Evet. Eşiniz de fizyoterapist zaten değil mi? Eşim benim sınıf arkadaşım. Sırma Hanım. O da aynı zamanda bir avantajı da dönüşüyordur diye düşünüyorum. Yani yaptığınız meslek anlamında. Kesinlikle bir avantaja dönüşüyor. Çünkü en azından birbirimizin bir yorgunluğunu anlayabiliyoruz. Doğru. Eve geldiğimiz zaman birbirimize destekte oluyoruz tabii bu konuda. Doğru. Peki şimdi osteopati, omurga problemlerinin tedavisinde nasıl bir rol oynuyor? Biraz da ona artık yavaş yavaş konumuza girelim. Tabii. Şimdi ilk mezun olduğum zaman ben osteopatinin omurga problemlerinde çok fayda gördüğünü her zaman biliyordum. Fakat tabii ki böyle bunu sadece belirtmek durumundaydık. Fakat 3,5 senedir bilfil osteopati yaptığım için artık şuna çok eminim ki osteopati gerçekten omurga problemlerinde çok büyük bir başarıya sahip. Özellikle şöyle düşünürsek, biz omurgaya biraz daha farklı bir açıdan bakıyoruz. Kraniosakral sistem denen bir sistem olarak görüyoruz biz omurgayı. Burada kranium denen kafatası, sakrum, kuyruk somuklu kemiği ve onun arasında kalan omurga. Bunun hepsini biz tek bir sistem olarak görüyoruz. Bütün. Bu şekilde tedavi ediyoruz. Tabii ki omurga problemlerinde bir sürü tabii problem ama bizim ilgilendiğimiz ikiye ayırıyorum ben omurga problemlerini. Bir, lokal ağrılar. Yani boyun ağrısı ya da bel ağrısı ya da sırt ağrısı. Bir de araya gireceğim. Günümüzde yaşam boyunca herhalde boyun ağrısı, sırt ağrısı, bel ağrısı karşılaşmayan herhalde insan yoktur. Doğru. Yani yaşam boyunca muhakkak karşılaşacak ve herhalde insanların da en çok şikayetçi olduğu şey ağrıdır. Ağrıdan da herhalde boyun ağrısı, bel ağrısı, baş ağrısıdır. Evet. Şimdi lokal ağrılar tabii ki ilk sinyaller. Yani diyor ki bir şey ters gidiyor. Bunu tedavi ettir. Yani beyin söylüyor bunu. Ağrı mekanizması üzerinden bize bir şeyler söylemek istiyor. Nasıl ayakkabımızın altına bir tane içine bir taş girdiği zaman onu hissedip çıkartma eğilimine gidiyoruz. O bizim için çok önemli bir mekanizma. Diyor ki bir şeyleri yanlış yapıyorsun. Bu yüzden ağrı var. Bu ağrının üzerine gitme. Çünkü bu ağrının sonucunda daha büyük ağrılar ve nöral sistem üzerine baskılar gelebilir ki günümüzün biliyorsunuz en büyük problemlerinden bir tanesi işte herniasyon denen fıtıklar. Fıtıklaşma, doğru. Fıtıklaşma her zaman olabilir fakat o çıkan yara sinir sistemi üzerine baskı vermeye başladıktan sonra işte boyun bölgesinden baskı verirse kollara inen büyük problemler ortaya çıkıyor. Beldeki omurların arasından çıkıp nöral sisteme baskı yaparsa da bacaklara doğru vurmaya başlıyor ve gerçekten tolere edilmesi güç bir ağrı ve genellikle de beyin cerrahisi tarafından da sinir sistemini korumak açısından cerrahi önerilen ve hastaların da tabii cerrahiden olmamak için alternatif yollara başvurmak istedikleri bir hal alıyor. Bu noktada araya girerek demek şey yapacağım. Bu noktada herhalde özellikle beyin cerrahisi, fizik tedavi uzmanı gibi hekim arkadaşların çok önemli bir yönlendirmesi gerekiyor bu noktada. Oraya başvuran hasta gruplarının ağırlıklı bölümünden, şimdi tabii sizin biraz sonra bahsedeceğiniz gibi sizin tarafınızdan tedavi şansı olacak. Yani burada ağrısını giderebileceğimiz bir grup var. Evet. Bunu herhalde hekim arkadaşların tabii bir seçtiği grup var aralarında. Evet, evet. Şimdi hasta ilk başta tabii ki tetkiklerini yaptırmak için hekime başvuruyor. Hekim burada bir değerlendirme yapıyor. Diyor ki yani bu sinir eğer bu ameliyat olmaz isen bu sinir ameliyat olsan da iyileşmeyebilir. O yüzden acil triyajda acil bir ameliyat önerisinde oluyor. Bir de
iyileşme oranı olabilir. Lütfen işte uzmanlar tarafından fizik tedavide osteopati tedavisi gör. Buradan sonuç alamazsan o zaman son çare olarak biz cerrahi sana öneriyoruz diyorlar. Burada bizim gerçekten çok fazla cerrahiden aldığımız hasta popülasyonumuz var. Bugün de hatta bazı yani ağrı evet hasta ağrım geçti diyor ama bizim bunları objektif datalara sunabilmek için bazı MR görüntüleri getirdim mesela ben buraya. Evet, İstiyorsanız beraber... Evet, sevinirim şeyden o görüntüleri isterseniz... Evet, rica etsem bir numaralı görüntüyü alabilirsin. Yönetmenimizden rica edelim. Orhan Hocam'ın hazırladığı görüntülerden, MR görüntülerinden bir numaralı görüntüyü bir gösterebilir miyiz arkadaşlar? Siz daha önceki hastalarınıza, kendi hastalarınızdan değil mi? Evet. Evet. Şimdi burada kırmızı ile işaretlenen bölgesi hastamızın L5-S1 omurlar arasındaki disk. Bu hasta bir beyin cerrahisi uzmanına başvurmuş, evet, şikayetler olan. Evet. Sonra? Sonrasında ameliyat önerilmiş bu hasta. Önerilmiş bir hasta. Ha. Hasta da kendisi alternatif bir yöntem denemek istediğini söylemiş. Hastamızın hatırladığım kadarıyla sağ bacağında topuğuna kadar vuran ciddi nöropatik ağrıları vardı. Bu hastamız tedaviye başladıktan yaklaşık bir sene sonra ikinci görüntüyü alabilirsek. Evet, iki numaralı görüntüyü bir ekrana getirelim. Burada gördüğünüz gibi yani sağ tarafta fıtığında ciddi bir azalma. Evet. Hastanın ağrılarında ciddi bir azalma ve sağ bacağına vuran ağrısında tamamına yakın bir şekilde bir iyileşme yaklaşık söz konusu. Yaklaşık 11 oldu. Aylık 12'ye yakın bir tedavi süreci var. 11. Yani tabii ki her günlük bir tedavi değil bu. Toplam baktığımızda bir tedavi bitimi yaklaşmış. Evet, evet. Hastanın şikayetlerinde bir gerileme var anladığım kadarıyla. Tamamıyla. Aynı çok büyük bir memnuniyet belirtiyordu zaten bize. Biz de hani bu memnuniyeti objektif datalarla sunmak için bir sene sonra ikinci bir MR rica ettik. Bu hasta hangi sıklıklarla mesela size gelip gidiyor? Bu hasta yaklaşık 3 seanslık bir tedavi aldı. Sonrasında egzersiz programlarını çok düzenli olarak takip etti ve tabii ki kilosunu ciddi anlamda azalttı. Azalttı. Aslında tam yine bu noktada daha sorularımız var ama tam kilosunu azalttığını dediğim için söylüyorum yani. Evet. Herhalde ben burada hangi konuğumu ağırladıysam konuyu hep obeziteye getirdik. Evet. Yani obezitenin gelmediği nokta olmadı. Hele sizin gibi bir branşta da herhalde en büyük sorunlarımızdan bir tanesi obezite. Evet. Çağımızın hastalığı. Obeziteye nasıl bakıyorsunuz yani sizle bağlantılı olarak? Şimdi hocam sizi de ben yakından tanıyorum. Ha. Sizin açtığınız gibi biz de obeziteye savaş açtık. Süper, doğru. Vücutta neden... Yani kim açlıktan ölmüş Türkiye'de? Yani bizim toplumumuz, ben onu hep hastalara söylüyorum. Kim açlıktan ölmüş? Yani neyi biriktiriyoruz biz vücudumuzda kilo olarak? Yani bu saf, bu neden omurgamızı daha fazla kiloyla yüklüyoruz, ona zarar veriyoruz? Neden kan değerlerimizi yükseltiyoruz? Boşu boşuna organlarımızı neden yoruyoruz? Yani ben bu konuda da sizin bu savaşı açtığınızı biliyorum. O yüzden doğru. Mayıs için çok değerlisiniz bizim için. Teşekkür ederim. Bu hepimiz için önemli. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Beni tespit bir kitapta da okumuştum. Bundan 20-30 yıl önce dünyada açlıktan ölen insanların sayısı fazlayken bugün fazla yemek yemekten dolayı ölenlerin sayısı açlıktan ölenlerden daha fazla. Kesinlikle. Bu çok ciddi bir cümle. Ve obezite tüm vücut sistemini, özellikle başta iskelet sistemi olmak üzere vermediği zarar yok. Yok. Biz de onun için işte biliyorsunuz hani ben mide botoksu yapıyorum, gerekiyorsa mide cerrahisi, ama herkesin mide botoksu veya cerrahisi olması gerekmiyor. Yani düzenli egzersizini yapan, sağlıklı beslenen, hareketini doğru yapan kişiler de kilo verebilir zaten. Kesinlikle. Ama bunun ötesinde bunlarla veremiyorsa ya da yeterli boyutta vermiyorsa işte mide botoksu, cerrahisi ya da bununla ilgili ne gerekiyorsa obeziteyle ilgili hepsi yapılıyor. Evet. Yani mesela sizin buradaki en önemli bence göreviniz şu olabilir. Şimdi hasta ilk önce bir spor yapabilmek için optimal bir kiloya ulaşması doğru. lazım. Şimdi 120 kiloluk bir insan yürüyüşe çıktığı zaman eklemlerinin üzerine çok büyük baskı zaten veriyor. Çıkamıyorum diyor. Yürüyemiyorum. Aynen öyle. Bir kısır döngüye girmiş. Doğru. Kilo ağrı getiriyor. Ağrı hareketsizlik getiriyor. Hareketsizlik tekrar kiloya dönüyor. Evet. Bu arada işte hasta hatta yani bence evinden çıkamayacak duruma gidiyor. Sonrasında da yani gerçekten vefat durumu olabiliyor yani bu hasta. Tabii ki.
O yüzden hani burada sizin en azından spor yapabilir kilolara düşüp orada hastanın kendi stabil hale getirmesi doğru. için çok büyük bir öneminiz olduğunu evet, ben orada söylediğim nokta şu var. Belli bir kilo gelse bile en önemli sorunlardan bir tanesi de tam o noktada başlıyor. Örneğin 15 kilo verdi, 10 kilo verdi, 20 kilo verdiyse o kiloda kalabilmesi de çok önemli. Evet. Yani biz o süre içerisinde örneğin ben mide botoksu yaptığımda 6 ayın sonunda ideal kilo getirebiliyorsak veya mide cerrahisi oldu, ideal kilo geldi. Sonra o kiloda kalabilmesi çok önemli. Evet. Önümüzdeki hafta da zaten konuğumla obezite cerrahisi onları konuşacağız. Evet. Şimdi onu duyurmuş olayım. İnsanlar şunu söylüyor. Hocam biz kilo verdik de sonra nasıl olacak? İşte bu noktada tüm iş o kişide yani bireyde. Ben şöyle anlatıyorum. İnsanların midesi büyüyebiliyor. Yani mide büyüyebilen evet. bir organdır. Belli bir hacmi var ama çok yerseniz mide genişler, büyür. Evet. Fakat tam tersi az yediğinizde de kalori azalttığınızda, o öğünleri azalttığınızda mide küçülebilen de bir organ. O noktaya geldiğinde artık o bir sizin yeme alışkanlığınız bir hayat felsefesi haline gelebilmeli. Evet. Beraberinde yaptığınız spor bir hayat felsefesi haline gelebilmeli. Bunu birleştirdiğimizde spor, dengeli beslenme, doğru beslenme, bir sağlıklı yaşam haline gelip düzenli hayatına devam etmesi için bir rol olacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bu konuda da yani sizin çok büyük emeğiniz olacağını düşünüyorum hani sağlığı açısından. Karşılıklı. Yani evet. hep birlikte yani bunun evet. işi biz kiloyu ideal hale getirmeye çalışalım. Sonrasında da evet. sizlere teslim edelim. Hep uzman ellere. Kesinlikle. Ondan sonra da işte vatandaşlarımız sağlıklı bir şekilde devam etsinler diye düşünüyorum. Peki tedavi yapılıyor da hani işte gördük bizim resim filmde de aynı benim obezite dediğim gibi yaptınız şifa buldu. Bu tedavi kalıcı oluyor mu yoksa bir geçici bir süre iyileşme halinden sonra tekrar insanları merak etti. Ben tekrar aynı şeyi yaşar mıyım? Şimdi tabii ki nasıl sağlıklı bir insanın tekrar bel problemi yani ilk defa bel problemi yaşayabilme ihtimali varsa da tedaviden sonra da hasta kendine dikkat etmez ise burada bazı problemler yaşayacaktır. Şimdi bizim tedavi sırasında ağrıları hızlıca geçirebilme gibi bir özelliğimiz oluştu. Fakat biz ilk seanstan itibaren hastaya şunu söylüyoruz. Sakın buna güvenme. Yani biz seni ağrısız hale getireceğiz. Ağrısız şekilde hayata başlatacağız. Fakat niçin bel problemi ya da omurga problemi yaşadıysan bunları da çözmemiz gerekiyor. Bu kiloysa kilo. Egzersiz alışkanlıkları yapılmamış, özellikle omurga çevresi açısından egzersiz alışkanlıkları ki biz bunu kendi egzersiz programlarımızla teker teker göstererek ev programı şeklinde veriyoruz hastamıza. Artı kişi ofis çalışanıysa, ağır kaldırıyorsa, ergonomik yaklaşımlar özellikle. Bir masa düzeni nasıl olmalı? Evet, bunları da anlatıyor musunuz? Tabii. Çok önemli. Kesinlikle. Yani egzersiz programları zaten bizim kendi ayarladığımız ve kişisel olarak değerlendirerek sayılarını, şekillerini belirlediğimiz ve hasta taburcu olurken bunları biz hastaya öğretmeden hiçbir şekilde taburcu etmiyoruz. Ben aslında şeyi düşünüyorum. Şimdi bir şehir yaşamı içindeyiz. Ofis yaşamı çok fazla. Aslında tüm ofis çalışanlarına yani bu hastane çalışanları da olmak üzere özellikle bilgisayar başında oturan kişilere oradaki duruş şekilleri nasıl olmalı? Belli aralıklarla hangi egzersizi yapmaları gerekir? Ekranı ne kadar mesafede durmaları gerekir? İşte o pozisyonları, boyunları, o ergonomik midir duruşu herhalde anlatılması gerekir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi yeni çalışmalara göre kafanızı öne eğmeye başladıkça en son açıda yani başınızın ağırlığı T1 dediğimiz birinci torakal, birinci sırt omuruna yaklaşık 27 kilo civarında bir ağırlık vermeye başlıyor. Şu an mesela biz 40 yaşını yaklaşmış insanların boyunlarını tedavi ederken şu an cep telefonları, tabletler vesaire sebebiyle şu an 11-12 yaşlarındaki çocukların bu başı öne eğik işte teknolojik aletlerle oynaması sebebiyle boyun ağrıları, sırt ağrılarıyla gelmeye başladılar ve hekimlerin yaptığı tetkiklerde boyun omurlarının bırakın düzleşmesini, ters açılaşmasını yani o servikal lordoz dediğimiz hafif o açısal eğriliğin bırakın düzleşmeyi tam tersine açılaştığını. Yani bu çocuklar geleceğin boyun fıtıkları.
sırt ağrıları ve dayanılmaz ağrılar yani bunlar. Buradan anne babalara herhalde bir mesaj vermek gerekiyor. Bizim programımızın mesajı içerikli olmasına ben çok önemsiyorum. Yani özellikle bu söylediğiniz nokta çok önemli. Küçük yaşta cep telefonu, tablet, bilgisayar kullanımının kesinlikle belli bir yaşa kadar olmaması ama kullanıma girdikten sonra da kesinlikle sürenin kısıtlanması gerekiyor. İşte göz hekimini konuşuyoruz. Diyor ki günde 10 dakikadan fazla bakmaması lazım. Örnek bir çocuklar için. İşte sizinle konuştuğumuzda bu boyun eğriliğinin giderek ters yönde gittiğini ve ileriki yaşamlarında işte 20'li, 30'lu, 40'lı yaşlarda gördüğümüz hastalıkları artık şimdi daha erken çocuklarda bu tablet kullanımı, cep telefonu kullanımından dolayı hatta geçen haftada konuklarımızdan bir tanesi psikoterapist bir konuğum vardı. O söyledi kesinlikle işte yani kendi açısından anlattığında çocukların karşısında yemek yedirebilmek için kişilerin mesela çocuk reklamı seviyor. Çocuk 2 yaşında ama reklamı bakarak yiyor. Özel reklamlar hazırladı 20 dakikalık onun karşısına koyduğu ve onunla yemek yedirmeye çalıştığı. İşte bir psikiyatrik açıdan psikolog açısından sakıncalı. 2 sizler açısından sakıncalı. Yani hiçbir doğru tarafı yok. Ama eskiden böyle bir şey yoktu. Çocuklar bir şekilde, sağlıklı bir şekilde besleniyordu, doğru bir şekilde besleniyordu. Ellerinde cep telefonu yoktu. Teknoloji güzel ama herhalde doğru kullanmak lazım. Kesinlikle. Ben burada ailelere şunu söylüyorum. Yani zamanı da nasıl kısıtlayabilecekti? Yüzü koyun yatarak, başını kaldırarak arkaya. Evet. Bu şekilde dirsekleri üzerinde tabletini kullanmasın, telefonunu kullanmasın. Zaten çocuk 20 dakika dayanamıyor ona. Evet, ama bu yaptığı sürece de omurgası yer çekimine göre çalışmış oluyor. Doğru. Ama valla günümüzün çocuklarını bunlara da direnç geliştireceğini düşünüyorum. O süreyi giderek uzatacaklardır yani. Ama omurgası kuvvetlenerek uzatacak. Yani, tabii en azından faydası olmuş oluyor. Kesin. Yani. Göz ve dediğiniz gibi nörolojik olarak o tabii ki o renkli şeyler beynin hızı yani bazen epilepsi ataklarına bile sebebiyet verdiğini söylüyorlar. Evet göz ve beyinsel faaliyetler açısından faydalı değil ama bizim açımızdan omurga açısından iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Düşünüyoruz. Peki omurga hastalıklarında çok katkımız var mı? Şey yaptıkları farklı uygulamalarınız var anladığım kadarıyla değil mi? Onun dışında uygulamalarınız var mı omurga hastalıkları dışında? Şimdi omurga tabii ki birinci parametre. Orada çok büyük bir başarı sağladık. İkinci parametre omurgayı düzeltirken baş ağrıları da geçti hastalarımız. Tabii. Şimdi ikinci parametre o geldi ve bu hastaların hepsi migren teşhisiyle geldiler. Fakat yaklaşık %75'inin migren değil de dolaşım problemi olduğu ortaya çıktı. Şimdi burada tabii boyun omurlarında diğer omurlara farklı bir anatomik düzen var. İçerisinden vertebral arter denen ve beynin içine girdikten sonra baziller arter adını alan ve ilk başta kulak çevresindeki denge merkezini, kulak bölgesini, işitme organlarını sulayan bir damarsal yapı var. Şimdi demin de bahsettik, düşünün ki boyun omurları fizyolojik açısını bozdu, tersine döndü. Şimdi bu kanal da etkilenecektir. Yani omurlar, 7 tane omur üst üste sıralanık vertebral bir kanal oluşturuyorlar. Buradaki bu damarın bir hat şeklinde yukarı çıkması için düzgün dizilmesi gerekiyor. Doğru. Buradaki bu dizilim problemleri beyine giden kan akımını sekteye uğramasına. Bu tabii bayılma anlamında değil. Fakat baş ağrısı, ağrı size bir şey anlatmak istiyor ve kafatası en üstte. Hiçbir şekilde kanı akıtamazsınız. Kanı basmanız gerekiyor. Burada yapılan manevralar bu kanalı düzelttiği için beyin kan dolaşımının toparlaması, baş ağrıları, kulak çınlamaları ve baş dönmelerinde ciddi bir azalma oldu. Bu mesela ikinci sırada olan şeyler. Tabii üçüncüsü birazdan belki konuşacağız. Spor sakatlıkları. Tabii onu ayrıca konuşacağız. Evet, çok önemli bir konu. Onu çok hafif geçeyim. Yani spor sakatlıklarının tedavisinde ve sporcunun vücudun maksimal eforla, maksimal verimle çalıştırmasında tabii ki osteopatinin yeri çok fazla oldu. Bunun dışında organsal tedaviler çok yaptık. Hekimlerden de bu konuda talep oldu. Mesela diyelim ki bir batın ağrısı, her türlü tetkikler yapılmış, herhangi bir sonuca ulaşılamamış. Bu hastaları bize söylüyorlar. Tabii yani organlarında herhangi bir hasar olmadı, tespit edilmiş laboratuvar değerleri. Normal ama hasta diyor ki ağrım var. Evet, kolonoskopisi yapılmış. Ultrasonları, tomografileri yapılmış. Her şey temiz, bir anlam verilemiyor.
Mesela bu hastaların çoğunda tabii halk arasında bu göbek kaçması dedi. Evet. Onlar öyle adlandırıyor. Biz fasya problemleri adını veriyoruz. Bu tip hastaların tedavisinde çok başarılı aldık. Özellikle spastik kolon. Yani tabii ki bağırsakların içinde de bir kas yapısı var. Başka türlü o dışkılama sisteminin orada gezmesi zor. Yani nasıl bir kolunuza spazm giriyorsa bağırsak sisteminin içine de stresle özellikle, yani parasempatik aktivite düşüp sempatik aktivite, yani stres artmasıyla birlikte bağırsaklar tabii çok çalışkan halde olmuyorlar. Burada nasıl bir kola bir masaj yapılıp o bölgedeki dolaşımı arttırıyorsa da uygun bölgeleri anatomik şekilde uygun el tedavileri yaparak da çok başarılı sonuçlar elde ettik. Yani bu dönemde bir de tabii pariyetal dediğimiz, mesela hasta ayak bileğini burkmuş, ondan sonra fizik tedavileri olmuş, herhangi bir kırık yok, çıkık yok. Bir de evet, yani alt ekstremite dediğimiz eklemlerin işte bazı travmatik olaylardan sonra biz disfonksiyon diyoruz. Yani eklemin tam açısında çalışmaması sebebiyle işte ağrı vermesi, ama radyolojik ya da diğer tetiklerle bulunamayan şeyden evet bir manevrayla tekrardan doğru açısına getirterek rahat hareketi sağlama konusunda çok başarılı. Yani özellikle bu konuda ben çok fazla bir hasta portföyünün olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Çünkü görüyoruz, hekime başvuruyor, bel ağrısı, sırt ağrısı, MR'lar her şey yapılmış, fıtık saptanmamış, ağrı yapacak herhangi bir neden bulunamamış, fakat hasta ağrı olduğunu ifade ediyor. İşte bu noktada anladığım kadarıyla sizlerin işte o manevralarınızla oradaki problemleri çözdüğünüz vakalar çok fazla, çok değil fazla. Böyle anlıyorum yani. Evet. Bu tabii sonuçta hani hastaların memnuniyeti açısından çok önemli. Burada tabii hekim yönlendirmesi çok önemli. Hekimin burada şunu düşünmesi lazım. Yani tabii ki bir neden varsa çözülebilecek cerrahi ya da medikal anlamda, ama yok ise bu durumlarda muhakkak ki herhalde yönlendirme yaparak bu konunun üzerine gidilmesi, bu yöntemin denenmesinde kesinlikle fayda olacağını düşünüyorum ben de. Evet. Mantıklı. Özellikle de sizin aslında alanınız gerçekten bence spor hekimliği. Ben öyle düşünüyorum. Yani çok önemli bir portföyünüzü sporcular oluşturuyor. Evet. Yani bu profesyonel sporcular olsun, profesyonel olsun. Çünkü artık halı sahalar çok yaygınlaştı. Herhalde en çok da halı sahadan geliyordur diye tahmin ediyorum. Hani ben çok sağlıklı bulmadığım için bu halı saha işini, yani sporcu yaralanmalarına çok neden olduğu için. Ama onun dışında şimdi ülkemizde spor alanları çok yaygınlaştı. Spor sahaları çok fazla. Peki bu spor konusunda, sporcu yaralanmaları konusunda hani sizlerin ne gibi destekleri var? Neler yapıyorsunuz? Şimdi o konuda ben işin başından başlamak istiyorum. Tabii. Yani 8 senelik bir Manisa Spor Futbol Kulübü geçmişim oldu. Bu çok önemli bir tecrübe tabii. Evet. Oraya başladığımda sadece fizyoterapist unvanım vardı. Sonrasında orada sporcu üzerinde yaptığım araştırmalar sonucunda Hacettepe Üniversitesi'nden Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne uzman ünvanını aldım. Bu arada biz tabii ki o zaman Manisa Spor'un da en güzel günleri çok fazla. İnşallah, inşallah yine aynı günler yine gelir. Olacak. Kötü günler yaşıyor çünkü orası, spor takip ediyoruz. Orası bizim evimiz gerçekten. İnşallah da hak ettiği yere tekrardan gelecek. Manisa Spor'da tabii çok fazla yabancı oyuncu transferimiz oluyordu. Biz tabii ki elimizden geldiğince spor sakatlıkları konusunda tedavi yapıyorduk. Fakat osteopatik tedavi istekleri oldu yabancı oyuncuların. Yani osteopat var mı? Siz osteopat mısınız? Onlar biliyor. Biz işte elimizden geleni yapalım dedik, ama yani adamlar gerçekten hiç böyle etkilenmediler. Çünkü biliyorlar değil mi? Evet, kesinlikle çok iyi biliyorlar. Hatta şu anda yabancı oyunculardan çok fazla hastam var. Yani onlar anlatmaya çalışıyorlar. Yani biz böyle bir tedavi görmek istiyoruz, ama Türkiye'de yaygın olmadığı için. Hem gelelim. Futbolcu, hem basketbolcu, hem de voleybolcu. Evet. Yani gördüğüm kadarıyla portföyde ve şeyde var. Yani jimnastikçiler de çok fazla geliyor ve temas sporları özellikle. Onların devamlı gelmesi lazım. Güreş çünkü gibi. Tabii güreş, tekvando, karate, bunlarda da çok fazla. Yani devamlı bir darbe yiyor yani. Ve galip gelmek için de boş yerine vurması lazım. Yani boşluğunda vurması lazım ki devirmesi için. Evet. Devrildiği zaman da insanların bir omurga ayarı ya da eklemsel ayarları kaçabilir. Evet. Şimdi Manisa Spor'da bu osteopatik tedaviler ön plana çıktığı zaman şöyle bir şey oldu. Yani sporcular osteopat arayıp osteopata gitme istekleri oldu. Evet. Bazen yurt dışına gidip tedavi olma istekleri oldu. Bu arada Manisa Spor bana, yani ben bana o zamanlar Hakan Kutlu hocamız vardı. Dedi ki Orhan, yani
İstiyorsan bir bana bir dosya hazırla, ben bunu yönetime sunayım. Sonuçta kendi oyuncularının faydasını olacağı için. Tabii, tabii. Ve bu yönetim tarafından kabul gördü ve ben eğitimlere Manisa Spor desteğiyle başladım. 5 sene sürdü. Şimdi öyle bir sistemle uğraşıyorsunuz ki, yani sporcu çok imkanları var parasal anlamda. Yani siz onu tedavi edemezseniz o sizi beklemez. Yani biz bununla yoğrulduk. Yani ya Almanya'daki fizyoterapiste gider, İstanbul'dakine gider, dolaşır yani. O yüzden elinizin her zaman, yani çok donanımlı olmak zorundasınız. Onun hem saygısını hem tedavisini yapabilmeniz için saygısını da kazanmak zorundasınız. O yüzden biz vücutlarını %100 kullanan insanları tedavi etmek için her geçen gün kendimizi geliştirmek zorunda kaldık. Ve bu bize gerçekten çok şey kattı. 5 sene sonra ben mezun olduğumda okul açısından şöyle bir faydası daha oldu. Ben okulda öğrendiğim her şeyi uygulama fırsatı buldum. Tabii, bir pratik alan oluştu sizin için. Kesinlikle. Her geldiğimde, her öğrendiğim şeyi sporcu üzerine ve sporcu bunun hep değerini bildi. Sonrasında maalesef Manisa Spor sağlık ekibini finanse edebilecek durumu kaybetti. Tabii şimdi biz halka bu sefer açıldık. Evet. Tabii ki nasıl diyeyim, yarış arabalarıyla çalışmaya alışmıştık biz. Binek, yani nasıl diyelim, böyle halkı tedavi etmek, yani ne istiyor? Biraz koşabilmek istiyor halkımız. Ağrısız bir yaşam istiyor. Şimdi hiç ağrısız olacak hasta, yani sporcu %100 başarıyla tedavi etmeye alışmışsınız. Tabii. Halk birazcık daha bizim için daha avantajlı geldi yani. Gömleğinizi kırmızı yordan esinlenerek söyleyeyim, bir Ferrari aracı tamir etmek, o şey yaparken normal sıra binerek bir araca döndü şimdi şeyler. Evet. Tabii siz de şunun için öyle söylüyorsunuz, anlıyorum. Daha faydalı olabildiğinizi gördüğünüz için sporcularda. Evet. Onu anladığım kadarıyla biraz özlüyorsunuz. Yani sporcuları bu konuda hani daha iyiye yönetme anlamında katkı istiyorsunuz. Yani sporcuları çok özlüyorum. Evet. Ama o baskılı ortamı da çok özlemiyorum açıkçası. Öyle çünkü mi? Şimdi sporcu baskı yapıyor size. Çünkü ekmek teknesi. Tabii, bir an önce sahaya dön. Evet, profesyonel. Hocası baskı yapıyor. Diyor ki hadi ne zaman yetiştireceksin, ne zaman yetiştireceksin. Yani yöneticiler baskı yapıyor. Tabii bu bize çok şey kattı ama çok da stresli bir ortam. Manisa Spor o dönemde iyi yerlerde bitirdi ama bazı hangi oyuncular vardı? Ya arada bir şey olsun, biraz renklendireyim. Şey, yabancı oyunculardan hatırladığınız var mı? Ya şimdi tabii ki bu şeyler mi? Zelenka mı vardı? Zelenka vardı. Zelenkalardan bir sonraki dönem. Sonraki İşte Joshua Simpson. Simpson var. Makakula meşhur. Var, yani ve şey, Manisa Spor'un için sıkıntılı bir süreçti. Kahe. Türklerden Murat Erdoğan vardı mesela. Çok sevdiğimiz bir insan. Murat Erdoğan uzun boylu bir oyuncuydu yanlış hatırlamıyorsam. Evet, uzun boyluydu. Kalecilerimiz vardı. Yani milli takıma giden kalecilerimiz vardı. Volkan vardı mesela. O hem dostumuzdu. Tabii yurt dışından gelen çok çok fazla. Yani yarı kadroyu zaten yabancı oyuncular oluşturuyordu. O yüzden de bu tedavi çok iyi tanıyan insanlardı. Ve yaptığınızın tedavinin kaliteli olmadığını da test edebiliyorlardı. Tabii ki biz bu işin başından başladık. Tecrübesiz dönemlerimiz de oldu ama çok iyi bir yoğrulma döneminden sonra da tabii ki halka artık döndük. Evet. Hala ciddi anlamda sporcu tedavi ediyor ama kulüplerde değil. Sağ olsunlar, onlar kalkıp kliniğe geliyorlar. Biz gerekli tedavilerini yapıyoruz. Çoğu zaman şehir dışından geliyorlar. Öyle mi? Dışarıdan da hastalarınız var tabii gelen. Aydın'dan. İzmir'den. Tabii, Ege bölgesinin. Tabii. Yani Ege bölgesinden çok ciddi, yani özellikle sağlık ekibi olmayan çok profesyonel kulüp var. Yani özellikle basketbol, yani futbolda evet sağlık ekipleri hala içine filtre olmuştur ama özellikle salon sporlu, voleybol, basketbolda birincilik aşamasında bile olsa şu an sağlık ekiplerinde doktor ve fizyoterapist yok yani. İşte bu bence eksiklik. Aslında profesyonel spor dallarında bahsettiğiniz çoğunda, özellikle de Süper Lig'de ise, birinci ligde ise bu takımların kesinlikle bir fizyoterapist ya da uzman fizyoterapist daha doğrusu herhalde. Peki az mı yetişiyor uzman fizyoterapist? Mesela Manisa'da sistem başka yok herhalde. Şimdi osteopat olarak Manisa'da birkaç arkadaşım daha var ama şöyle bir olay da var. Yani biz hep onu tartıştık arkadaşlarımıza. Mesela bizim sınıfta
15 kişi civarında mı Türk osteopat, hekim ve şey karışık olarak, fizyoterapist karışık olarak mezun oldu. Fakat yani bir fil osteopatlık yapan çok, yani olmadı. Ne diyeyim, iki kişidir en fazla. Onun nedenine bağlıyorsunuz? Şimdi şöyle bağlı. Yani bir kısmı ben şuna, yani ben de çok anlam veremiyorum ama büyük ihtimal gömlek değiştirmek kolay bir şey değil. Yani zaten maddi bir geliriniz var. Hani sağlık okunduktan sonra belli bir aşamaya geliyorsunuz. Şimdi burada bazı insanlar zor geliyor. Eldeki 3 karşıdaki 5'ten daha iyidir diye düşünebiliyor belki. O zaman hani ve de şey, pratik çok önemli. Taze bilgiyle mezun oluyorsunuz. Elinizi her geçen gün sıcak tutmanız lazım ve tecrübe kazandırmanız lazım. Ve zaten bir iki sene bu işi yapmadıktan sonra tekrardan dönüp yapmak belki biraz zorlanabilir yani insanlar. Doğru. Ama tabii ki Türkiye'de osteopati, ben sistemi kendim kurmak zorunda kaldım. Yani dosyalama sisteminden tutun hasta karşılamayı, sekreterin nasıl yaklaşım, hastaya nasıl yaklaşacağından ücretlendirmesine kadar. Yani ve şu an Türkiye'de bir osteopat hani bir yer, bir girişim için inecek, girecek, enstitü beni aratıyor. Diyor ki yani bir pivot bölge gibi oldu bir bakıma. Bana soruyor. Tabii bu işin öncülerinden olmuşsunuz yani sonuçta. Evet. Ama önde gitmek her zaman zordur aslında ama güzel de tecrübe kazandırdığı için de hep doğruyu bilip doğruyu yaparsınız. Bu çok önemli bir şey. Sizi referans alırlar yani. Evet yani o konuda sağ olsunlar hep arkadaşlarımın desteğine, hatta bugün işte sosyal medya üzerinden yayınladıktan sonra hepsinden böyle çok gurur verici mesajlar aldım. Bundan hepsine de selam ediyorum. Tabii ki teşekkür ederiz. Ama Türkiye'nin bu ellere ihtiyacı var. Kesinlikle onun için daha da artırmamız lazım. Bir de mesleğiniz, hani bizim hekimlik mesleği de aynı. Böyle hasta diyalogları olsun, hastayla olan yaşadığımız şeyler olsun, böyle kesin anı biriktirmeye müsaittir. Yani sizin de bu konuda hani, hem sporcular olabilir, yaşadığınız hastalar olabilir, böyle bir bizlere ya da seyircilerimize anlatabileceğiniz, farklı böyle insanlara tebessüm ettirebilecek anınız ya da anılarınız varsa paylaşırsanız bizimle seviniriz. Şimdi çok fazla anım var açıkçası benim. Şimdi şöyle, mesela bir baş ağrısıyla ilgili, şimdi İzmir'den böyle gerçekten çok elit bir çift geldi ondan sonra. Beyefendi büyük ihtimalle bir sistemin CEO'su. Eşi baş ağrısı sebebiyle geldi. Tedavisi, ilk seansını yaptık. İşte telefonla bize geri bildirim yaptılar. Dediler ki çok memnunuz. Tedaviye devam etmek istiyoruz. Biz de hay hay dedik. Randevusu verildi. Böyle alelacele İzmir'den gelmişler. Odaya girdiler. Hanımefendi, ben de 5 dakika bir lavaboya gidebilir miyim? İhtiyacım çok hızlı geldik dedi. Yani, tamam dedik, buyurun. Çıktı. Eşiyle ben yalnız kaldım. Şimdi adam çok böyle ciddi bir insan. Şimdi bana anlatmaya başladı. Dedi ki, hocam dedi, ben dedi sizden çok memnunuz. Yolda gelirken dedi eşime dedi bir soru arz ettim dedi. Cevap olarak saatime baktım, 36 dakika sürdü. Ben dedi araya girip de bir tek laf edemedim. Yani dedi yine eskisine dönmesin ama biraz dedi tedavinin etkinliğini kısabilirseniz. Bu dedi konuşmuyordu çünkü bu kadar. Eyvah, o da güzel. Yani eşinin biraz daha herhalde az konuşmasını istemiş herhalde şey olarak. Yani, ağrısı varken baş ağrısı çok konuşmuyordu. Baş ağrısı gerçekten yani kimseye Allah göstermesin. Evet. Hayat kalitesini çok etkileyen bir konu. Tabii ki insanlar mutsuz olduğu zaman da konuşma istekleri ve hayat enerjisi olmuyor ama tabii ki ağrısız yaşam. Tabii şimdi bundan sonraki soru şöyle olacak, hani peki ondan sonra siz ne yaptınız hocam? Yani... Biz tabii ki hayır. Yani vallahi o konuda biz başarımızı hep perçinlemek istiyoruz. Hiçbir zaman hastamızın bir gıdım bile o başarıdan geri dönmesi, biz böyle izzetin nefis meselesiyiz. Hayır, hiç böyle bir şey yok. Yani tamamıyla aynı tedavisi devam et. Hatta bu tedaviyi ömrüne nasıl yayabiliriz? O yüzden boyun egzersizleri, duruş pozisyonları. Fakat bu hanımefendinin büyük ihtimal bir, ufak bir boyun travması vardı. Çok geçmişte yaşayan. Dediğimiz gibi o düz, yani o yurt dışında buna spinal adjustment deniyor. Yani omurga ayarlaması. Bu çok önemli. Nasıl bir aracın 0 kilometre bile olsa, ayarsız fabrikadan çıkarsa. Tabii. Yani yolda gidemezsiniz. İşte lastiği sallanır ya da vesaire ama indiğiniz zaman baktığınızda o
o arabanın hiçbir parçası bir problem yok. Fakat parçaların birbiriyle uyumuyla ilgili sıkıntıları vardı. Doğru. Biz de o şekilde tedavisini yaptık ve o ayarını da ömür boyu tutması için gerekli önlemleri, gerekli işte ergonomik yaklaşımları, egzersiz programlarını, kilo kontrolünü hepsini ayarladık. Çok şükür yani bir daha da kapımızı çalmadılar. Şimdi sizin manevralarınız, ben bazen de böyle dışarıdan bakıldığında böyle sert görülebileceğini biliyorum. Yani böyle insana eyvah ne oluyor, hani zor gelebilir. Bu manevralar riskli midir? Hani bunu vatandaşlarımızın bilebilmesi açısından söylüyorum. Bir de halk arasında, şimdi çok aslında duymuyorum da eskiden de bizim küçüklüğümüzde kırık çık kitabı verilen bir kesim vardı. Yani ya işte doktora götürmedim, kırık çık kırık şey götürün, o yaptı. Bundan işte iyi memnun oldum diyen de olurdu. İşte kırık çık şey gittim, sakat bıraktı bizi diyen de olurdu. Şimdi vatandaşlara bu ayrımı yapmak açısından yani bu konudaki düşünceniz nedir? Yani kırık çıkıkçı olarak tabir edilen kesimde yani bunu ayırt etmek açıdan sizlerin yaptığı işi. Bunu bir tam keskin bir yere oturtalım isterim. Şimdi tabii sıfır riskte hiçbir şey yok. Yani hastaların bazıları yurt dışına arıyorlar beni. Orhan Bey diyorlar yani biz size gelmek istiyoruz fakat bana bir garanti verin. Tabii. Ben diyorum ki ben size bir garanti veremez. Siz uçağa binip aşağı inme garantisi verin. Yani her şeyde bir risk var. Fakat uzmanın elinde bu riskler minimalize oluyor. Bravo. En önemli şey bu. O yüzden hastaya diyorum ki sıfır, yani benden sıfır risk isteme. Çünkü yani özellikle bizim en çok korktuğumuz şeylerden bir tanesi tabii ki tümöral yapılar. Doğru. Yani kemiği bitiriyor. Yani hapşırsa bile kırılacak duruma gelebilen hastalar var. Bu teşhis edilmeden hasta geliyorsa yani hapşırınca kırılacak olan şey o anda da gerçekleşebilir. O yüzden yani bir kere hekim kontrolü çok önemli. Evet. Şimdi manevra konusuna gelince, şimdi biz toplum içerisinde işte sınıkçı, kırıkçı falan bunlar da esasında toplumda çok insanı tedavi etmişler. Hatta ben duyduğuma göre çoğu meşhur sınıkçının çocukları ya fizyoterapisi olmuş ya hekim. Yani o onun eksikliğini hissetmiş. Ve çocuklarını kazancıyla okutmuş. Evet ve şu an bazılarında gerçekten beraber çalışıyorlar. Yani oğlu hekim olmuş beraber, hatta İzmir'de de çok ünlü insanlar var. Manisa'da da çok ünlü insanlar var. Gerçekten çocukları ya fizyoterapist ya hekim. Evet. Şimdi bir kere onlar da fark etmişler ki ilim, irfan çok önemli bir şey. Bu mesela çok önemli. Evet. Yani neyi manipüle ediyorsunuz? Neyi ayarlıyorsunuz? Yani bunu ben böyle yaptım, iyi oldu demek değil. Neyi oynattınız, neyi düzelttiniz? Şimdi bu çok önemli. Anatomik yapıyı çok iyi bilmesi. Evet. Diyorum hocam. Özeti bu bir kere. Artık yani biz neredeyse hastaya bakmadan el uçlarıyla o kıvrımların nerede olması gerektiğini onu mutlaka hissediyoruz. Hatta bazı hastalar nereye bakıyorsun falan diyorlar bana. Böyle tabii insanüstü şeyler de arıyorlar. Yani beklenti var. Evet, bir hastam çünkü ben duvara bakınca oradan bir şey mi okuyorsunuz falan diye bir panik oldu. Yani hayır dedim, ben bir bayanın üzerine bakmak istemiyorum yani. Ben hissediyorum zaten, size böyle bakmanın da bir manası yok. Ama hanım çok tedirgin oldu. Belki böyle yani doğaüstü bazı şeylerle ilgili bir iletişim halinde olduğunu düşündüm. Ne yaptıysa. Tabii şöyle, yani bir kere çekme manevraları çok tehlikeli. Evet. Biz hiçbir zaman traksiyon manevrası dediğimiz, yani mesela hasta gitmiş, belinde problem var, boynundan asılıp bacaklarına oturarak çekmişler hastayı. Şimdi bir kere mantık şudur, yani problem belde. Neden boynu kullanıyorsunuz? Yani niye uzak yoldan gidip de diğer dokuyuda? Çünkü şimdi tamam omurga sistemini açmaya başlıyorsunuz. Fakat içeride beyin ve beyin sapı ve omurilik sistemi devam ediyor. Ve omurilik zarları hiçbir şekilde esnemiyor. Bir urgan gibi. Yani üstten bir santim çekersiniz, alttan da bir santim gelmek istiyor. Şimdi siz bu sistemi komple trakte ettiğiniz zaman omurga zarına, omurilik zarına herhangi bir zarar verirseniz çok kötü sonuçlar ortaya çıkartırsınız. Bu bir risk. Biz o yüzden diyoruz ki baba yetseniz, ilim irfan sahibiyseniz segmental. Yani şurada mı problemi gördün, o bölgeden manevra yapacaksın. Boyunda mı bir problem gördün, o bölgeyi normal nötralize etmeye çalışıyor. O yüzden bizim yaptığımız manevralar segmental, hiçbir yani çekme ve omurilik sistemine zarar vermeden, merkezi sinir sistemini hep zaten korumaya yönelik, fayda vermeye yönelik. Yani buna zarara itmeyin bir manası yok. O yüzden endişe etmesinler ama tabii ki
hiçbir şeyde olmadığı gibi sıfır riskte beklemesinler yani. Tabii yani ben onu şöyle anlatıyorum. Tevekkül inancıyla anlatıyorum. Evet. Yani şimdi biz elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmak zorundayız. Evet. Zorundayız. Bilgimize güveneceğiz. Yani ya da hasta gözüyle bakarsak bilgisinin en iyi olduğunu düşündüğümüz hekime ya da bu konudaki uzman kişiye gideceğiz. Hekim yönlendirdi, gittik. O bizim açımızdan baktığımızda kullandığımız alet ve edevatların tamamının en modern, bu konuda kullanılacak en iyilerin olması gerekir. Bilgimiz de yeterliyse uyguluyorsak ben ondan söylüyorum ki ondan sonrası evet Allah'a bırakabiliriz evet. Ama bir Murat 124'e binip 120 yapıp arkasına da Allah korusun diye yazdırmaya benzer. Evet. Korumaz yani. Hani ya da koruyacak diye beklememek lazım yani. Ama arabamızın bakımını yaptırdıysak, arabamızın bu konudaki günlük şeyleri yapıldıysa, problem yoksa, hızımızı da ona göre ayarlıyorsak, 90-100'ü geçmiyorsak kilometre saat hızıyla, o zaman tabii ki Allah bizi korur ve korumasını da isteriz. Ama biz bunun ötesinde yaparsak, ne yaparsak yapalım, mümkün değil. Dediğiniz gibi şu kapıdan çıkıp çıkamayacağımızın, bu programı sonlandıramayacağımızın garantisi yokken, yok. Hastaya biz çok karşılaşıyoruz ameliyatlarda. Gelir hocam işte safra kesme ameliyatı yapacağız. İşte kapalı olur değil mi, biter değil mi? Mümkün değil, garanti veremem demiş aynen. Kimseye. Çünkü biz işi orada yapıyoruz, o anda neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bunu görmeden veya anestezi daha aldığı an bir anestezi ile ilgili bir problem olmayacağını bilmiyoruz. Veya ameliyat sırasında neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz sonuçta. Ameliyatı yapmadan hiçbir şekilde ameliyatım sorunsuz bitecek, garantisini size veremem diye ben anlatıyorum. Bunu da hep o tevekküle bağlıyorum ki doğrudur. Konuşuyoruz, ben yarısını ameliyatınıza gelip gelemeyeceğim veya sizin gelip gelemeyeceğiniz belli değilken benden bu garantiyi istemeniz doğru değil zaten. Onun için onu da iyi anlatmak gerekir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ben de sizin gibi yani donanımlı bir bilgi sahibi olup tevekkül ve vesile olmayı hedeflediğimizi söylüyoruz. Arayan hastalarımız yani tabii ki bir Almanya'dan gelip de uçak biletiydi vesairesiydi. Çok büyük külfet yani tabii. Bunlar. O da istiyor iyi olmak. Ama bizim o konuşmada şöyle bir şey istiyor. Ve o hasta geliyor gerçekten. Diyorum ki yani bakın ben size garanti veremem. Siz diyorum kimden duydunuz beni? Diyor ki Mehmet Bey'den duyduk. Mehmet Bey'e diyorum garanti verilmiş mi? Hayır diyor garanti verilmemiş. İyi olmuş mu? Olmuş. O yüzden bana söyledi. Diyorum ki bakın hani gönlünüzce gelin benden bir garanti istemeyin. Elimden gelen en iyi şeyleri yapacağım ama lütfen diyorum benden bir garanti beklemeyin. Evet. Ve o hasta bu dürüst yaklaşımla gerçekten gelip tedavisini oluyor. Evet. Bir sonuç alamasa da denedim diyor yani. Bu ama o hasta grubu işte daha mutlu hasta. Yani uygulayıcıyla hastanın beklentisinin örtüşmesi lazım. Yani siz ona uygulayıcı olarak beklediğinin üstünde bir şey vaat ederseniz ya da onun beklentisi sizin üstünde kalırsa bu ciddi çatışmalara neden oluyor. Kesinlikle. Bunu iyi çözmek lazım. Programımızın sonlarına geldik. Yani ben bugünkü konuşmamızdan şunu anlıyorum. İnsanlar dengeli beslenirse, hareketli bir yaşam tarzı olursa, yani artık günümüzde biliyorsunuz hareketsiz bir yaşam tarzı var. Yani bu kentsel yaşam, ofis yaşamı maalesef ki işte herkesin altında birer arabası var. Bir evde iki araba var neredeyse. Ulaşım çok kolaylaştı. Telefonlar, işte internetler. Eğer daha hareketli bir yaşam tarzına dönebilirsek, sağlıklı beslenebilirsek ve özellikle de obeziteden kurtulabilirsek, yani sağlıklı kilolarımıza yakın bir kiloda olursak zaten hiçbir şey gerek kalmadan biz sorunu çözmüş olacağız. Yani işin kökenine inmiş olacağız. Yani bu duruma gelmeden insanlar sağlık iskelet sistemiyle ilgili bir problem yaşamadan bunları çözmüş olacağız. Ama varsa böyle bir problem oluştuysa da kendimizi uzman ellere teslim edeceğiz ve teslim ettiğimiz hekimlerimize, fizyoterapistlerimize, osteopatlarımıza sonuna kadar güvenerek kendimizi onlara emanet edebileceğiz diyorum. Sizin de son sözlerinizi alayım. Ondan sonra da programımızı kapatayım. Ben de sizin gibi. Yani insanlar belki 3000, 5000, 10000 yıldır bir genetik şifre oluşturmuşlar. Ve son belki 20-30 senedir bu genetik şifreye aykırı yaşıyoruz. Yani ne zaman evet bir mimar bir ekran karşısında trilyonlar kazanabiliyor. Kazansın. Hiçbir sıkıntı yok. Fakat omurgası 10 saat bu şekilde kalıyor ve genetik şifre harekete, yani bundan 50 sene önce işte yüzüyordu adam, işte meyvesini topluyordu, avcılık yapıyordu, omurgası, iskelet koşuyordu bir şeyin peşinden, daha çok bisiklet kullanıyordu, daha çok yürüyüş yapıyor dediğiniz gibi. Şu an son 20-30 senedir tamamen
genetik özelliklerimize aykırı yaşamaya başladık. Ve dikkat ederseniz sizin çözdüğünüz problemler organsal olarak, bizim çözdüğümüz iskeletsel olarak, işte kassal olarak, sakatlıklar olarak mutlaka hareket, değil mi? Yani edemesek bile simüle etmemiz gerekiyor. Bir spor salonuna üyeliği almamız gerekiyor. Belki bisikleti daha çok kullanmamız doğa gerekiyor. Yürüyüşleri. Evet. Asansör binmeyip yürümemiz gerekiyor. Ben de sizin gibi katılıyorum ve mutlaka da ağrısız, yani uzmanlar tarafından ağrısız, sağlıklı hale getirdikten sonra da dört elle o sağlığa sarılsınlar ve yani bizim çayımızı içmeye gelsinler. Doğru, ama iyi kalsınlar. Peki, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Evet sevgili Manisa Medya Televizyonu'nun izleyicileri, bugün konuğum uzman fizyoterapist Sayın Orhan Erhan Mescigil'di. Güzel, keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Önümüzdeki haftada obezite konuşacağız. Şimdiden onun duyurusunu yapayım. Sizlere sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta tekrar canlı yayında karşınızda olmak dileğiyle.